şekilde yargısız, sorgusuz bir şekilde tutuklu olan ama bugün serbest kalmış bütün vekil arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Aramızda olmaları hem bizi hem partililerimizi, bütün halkımızı gerçekten çok sevindirdi. Onların durumu üzerinden, onlara yapılan haksızlık, hukuksuzluk üzerinden zaten uzun süredir bir mücadele yürüyordu. Arkadaşlarımızın bugün aramızda olması, parti genel merkezimizde siyasi çalışmalarına başlıyor olmaları bizim için çok değerli, çok anlamlıdır. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun diyor. Elbette ki kendileri de tahliye olduklarında ifade ettiler. Bu sevinç buruk bir sevinç hepimiz açısından. Hem kendileri hem bizler açısından buruktur. Neden? Çünkü daha binlerce siyasi tutuklu var içeride. Konumları, durumları, dosyaları vekillerimizle aynı olan ama maalesef daha ifadeleri, sorguları bile yapılamamış binlerce arkadaşımız var. Hatip Dicle var örneğin. Kendisi aslında seçilmiş bir milletvekili. Onun yerine siyasi olarak haklarımızı gasp eden bir kişi milletvekili olarak parlamentoda, Hatip Dicle halen içeride. Biri milletvekilliğinin keyfini sürüyor içeride. Öbür arkadaşımız halen tutuklu olacak. Dolayısıyla Hatip Dicle'nin, Necdet Atalay'ın, Muharrem Erbey'in ve binlerce arkadaşımızın, gençlikten, kadın meclislerinden arkadaşlarımızın tamamının tahliye olması ancak tümden bizi sevindirir. Ama şunu da ben belirttim, yani arkadaşlarımızın tahliyesi adaletin gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Adalet yıllardır katledildi zaten. Arkadaşlarımızın gözaltına alınması bile adaletsizlikti. Ama bırakın gözaltıyı, 4 yıl haksız tutuklu kaldılar. Şimdi artık vekillerin salıverilmesi üzerinden şunu net bir şekilde tartışmak lazım. Vekillerimizi de rehin alan bu hukuk sistemi ve hukuksuzluk sistemi artık değişmelidir demek. Başbakan kendi oğlunu bu yargıya teslim edebiliyor mu gönül rahatlığıyla? Etmiyor. Sorguya, ifadeye bile göndermiyor. Niye? Güvenmiyor bu yargıya. Biz niye güvenelim? Halkın evlatları üvey evlat mı? Başbakanınki kıymetli de bizimkiler kıymetsiz mi? Başbakanınki can da öbürleri başka bir şey mi? O nedenle bu yargının tümden ortadan kaldırılması lazım. Özel yetkili mahkemelerin, terörle mücadele kanununun tümden kaldırılması lazım. Başka türlü bu adaletsizlikleri önlemek mümkün değil. Türkiye Barolar Birliği Başkanı birkaç gündür temaslarda bulunuyor. Temasları önemlidir, girişimleri önemlidir. Ama Barolar Birliği gibi bütün avukatları, hukukçuları temsil eden bir kurumun Balyoz ve Ergenekon davaları dışında hiçbir davayı zikretmiyor olması büyük bir yanlıştır. Eksiklik olarak görüyorum. Yani bu mahkemeler sadece Balyoz ve Ergenekon davalarını mı yargıladı? On binlerce insan, hatta yüz binlerce insan bu ve DGM diye adlandırılan mahkemeler tarafından cezalandırıldı. Haksız bir şekilde yargılandı. Barolar Birliği Başkanı'nın da sadece Balyoz ve Ergenekon davaları için girişimde bulunuyoruz hissiyatını ve izlenimini veriyor olmasını yadırgadığımızı belirtmek istiyorum. Bu mahkemelerin yargıladığı herkesin dosyasının yeniden ele alınması lazım. Öyle geriye doğru tarih yürütmenin de bir anlamı yok. Yani Temmuz 2012'den önce bu mahkemeler adil mi yargılıyordu? Efendim 5 Temmuz'u esas alacağız, baz alacağız gibi tartışmaları da doğru bulmuyoruz. Bizler geriye doğru ne kadar yürütülebilirse geniş bir kapsamda dosyaların yeniden ele alınmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bugün adalet yerini bulmadı. Adaletsizlik tescil edilmiş oldu. Arkadaşlarımızın aramızda olması adaletin gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Adaletsizliğin halen devam ediyor olduğunu unutmuyoruz. Bu konudaki siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama yine de arkadaşlarımızın aramızda olması tabii ki bizleri son derece sevindirmiştir. Anayasanın dokunulmazlıkla ilgili parlamenter dokunulmazlığını sarsan 14. maddeye atıf yapan kısımlarla ilgili de değişiklik öneriyoruz. Yani parlamenter dokunulmazlığı ifade özgürlüğü, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanmalı. Ve bundan dolayı da hiçbir parlamenter tutuklanmamalı, tutuklu olanlar serbest kalmalı. Bunun ötesindeki hiçbir yaklaşımı, parlamentere yönelik yaklaşımı biz kabul etmiyoruz. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Parlamenterler seçildiği anda görev yeri olan parlamentoda olmalıdır. Önereceğimiz değişiklikler bunları kapsayacak. Ayrıca milletvekilimiz HDP İş Başkanı Sayın Sabahat Tuncel'in de durumu var biliyorsunuz. Yani bu mahkemeler yargıladı sayın vekilimizi, ceza verdi. Bu cezanın da ortadan kaldırılacağı bir düzenlemenin yapılması lazım. Doğru. Yani hem belediye başkanlarımız için başvuru yapılıyor ama aynı zamanda biz köklü çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani tek tek arkadaşlarımızın tahliyesini düzenlemeden öte tahliyelerin tümden toplu halde olacağı ve bundan sonra da bu şekilde hukuksuz tutuklamaların olmayacağı formüller biz öneriyoruz.
Parlamentodaki şu andaki toplantıda da BDP'nin önerisi bu çerçevede olacaktır. Ama seçilmiş belediye başkanının da durumu aslında milletvekilinden farklı değil tabii ki. Yani onların da temsiliyet hakkı, seçilmiş olmaktan kaynaklı hakları gasp edilmiş durumda. Anayasa Mahkemesi'nin vekillerle ilgili vermiş olduğu karar bütün seçilmişlere teşmil edebilir, etmelidir de. Bir başvurunuz var mı hocam şu an? Var tabii ki, belediye başkanlarımızla ilgili avukatlar her gün başvuruları yapıp gerçekleştiriyorlar. Peki. Teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. Kolay gelsin.